Arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün görüntüden de anladığınız üzere değişik bir videoyla neredeyim? Buradayım. Aferin bana. Görüyorsunuz ki önümde abur cuburlar var. Bir heykelimiz var. Matruşkalarımız var. Acaba ben neler yapacağım? Bunlar neler çağrıştırıyor? Bu heykeli bir at koyalım. Bir ne olsun? İvan olsun. Tam bir İvan tipi var ya. Bakalım Ruslar abur cubur olarak ne tatlara erişiyormuş? Bunları merak ettim. Böyle tatmalı videolar gelsin Aslı diyorsanız yaparım. Gelir. Ama sizin ne yapmanız gerekir? Videoyu desteklemeniz gerekir. Like atmanız gerekir. Yorum atmanız gerekir. Abone olmanız gerekir. Peki şimdi benim ne yapmam gerekir? Çok acıktım. Artık şu videoya başlamam gerekir. Niye gerekir dedim hep ben ya. Ama neyse. Başlıyoruz. Biliyorsunuz ki sosyal medyada zaten bir dünya video paylaşan bir insanım ama yan dal olarak da gurmelik yapıyorum. Ve bir şey yerken öyle güzel tat alıyorum ki tat alırken nasıl göründüğümü hepinizin görmesini istedim. Şekerden mi başlasam ya? Ne şekeri ya? Horoz şeker mi? Horoz mu bu? Ben normalde bu videoyu 3 ay öncesinde çekecektim. Rusya'ya bir arkadaşım gitti. Dedim ki bana bir abur cubur getirir misin çekeyim diye. Ev taşıdım o oldu bu oldu falan filan derken ben bu videoyu çekemedim. Bu abur cuburlar mesela daha fazlaydı. Bir tanesini Tokyo yedi. 3 tanesini de arkadaşlarım gömçürdü. Artık olanla. Ama hata bende. Geldi. İnşallah bunların son kullanma tarihi falan da geçmemiştir ha. Ay inşallah ölmem ha. Başlıyorum. Bu horoz şeker herhalde. Bir horoza benziyor. Bir şeye benzetemem. Açılmasaymış. İnsan yiyecek bunu açacak. Açması yarım saat arkadaşlar. Bu kesin horoz ya. Horoza benziyor bu ya. Evet. Kokmuyor. Kokmuyor lan bu. Şeker dediğin kokar ya. Yalayacağız mı bunu? Şaka yaptım. Bakalım. Bu bildiğimiz bizim horoz şekerlerden. Yediniz mi hiç bu şekerlerden? Aynı ya. Bizden almışlar. Bizim mahallede öz kardeşler kuru yemişte satılıyordu bu. Tadı hemen hemen bu sosyete şekerleri var ya böyle rengarenk dönen şeylerden. Ona benziyor zaten. Ben de farklı bir şey falan zannettim onu. Hayal kırıklığı. Geçelim. Bu neymiş? Üzerinde çilek var. Rusça yazıyor. Fritella yazıyor. Fritella'ymış markası. Pembe. Çok tatlış bir paket bu. Ay, çok güzel koku geliyor arkadaşlar. Buram buram şeker... Oh, ay çok güzel kokuyor. Görüyor musunuz ya? İçinde böyle pembe şekerler var. Şeker mi? Böyle şeyler, taneler var işte. Bakalım yiyelim. Gurme Aslı olarak tadıyorum. Bu ne be? Dışı çikolataydı. O pembenin altı çikolataydı. Altta sert bir şey var. Midemi bulandırdı başta. Ama o sakızmış. Gayet güzel yani. Ne ki bu ya? Çikolata kaplamalı. İçi böyle kofita gibiydi. Başka bir rengi de var. Bu da mı çilekli acaba ya? Deneyeyim. Dişime yapıştı, ar tarafına yapıştı, arka tarafın ya. Aynı aynı. Hiçbir fark yok. Tat aynı, renk farklı sadece. Dişin anasını bilmem ne yapar. Bak öyle söyleyeyim. Ay tarihe geçti diye o kadar korktum ki 2019 yazıyormuş burada. O üretim tarihiymiş zar. Uf. 5. ayın 21'iymiş. Hiç bu aralar zehirlenmek falan da istemiyorum. Ama şunu yemek için yemin ediyorum kaç tane arkadaşım birbirini parçalar bak. Başta bir çok yoğun bir tatlı geliyor ağzınıza ama sonradan oturuyor. Sıkızın verdiği keyif sizi öyle bir doruklara ulaştırıyor ki anlatamam. Şu paketi çok merak ettim. Bunun içinde ne var ne yok. Jelibon gibi de duruyor. Ama paketin tipi çok hoşuma gitti. Yani rengi falan çok hoşuma gitti. Hologram. Bu büyük ihtimal ama jelibon. Öyle düşünüyorum. Rusça yazıyor. Keşke bilseydim Rusçayı. Ay bu ne be? Üf, kötü de kokuyor bu. Çok ağır kokuyor bu. Kız bu bozulmuş olabilir. Aşırı ağır kokuyor. Bak gözümden yaş geldi ya. Bozuldu mu acaba? Şimdi bak tedirgin oldum. Çok kötü kokuyor arkadaşlar. Bir de bir tipi de kötü bunun. Şu güzelim paketin içinden şunun rengi ne ya? Allah aşkına ya. Bu neyli ki bu? Son kullanma tarihi falan...
Geçmiş. Yazıyor. Al işte. Abur cuburlar geldikten 85 ay sonra bu videoyu çekersen abur cuburlar da şaftı kayar. Bence bu böyle değildi. Bunun rengi içinde şu paketten şunun çıkması mümkün mü? Ay Allah'ım düştü, bir de dokunmak bile istemiyorum şu an. Ben bunu yiyemem. Eğer ki bu orijinalse ve hiç bozulmamışsa, buna bir şey olmamışsa, kız bunun kokusu yedirtmez insana. Siz bunu nasıl yiyorsunuz? İsterse dün üretilsin. Yine yemem ya. Çok kötü kokuyor. Vallahi billahi. Nimet'i şimdi başka şeylere de benzetmek istemiyorum. Bunu nasıl yiyorsunuz siz ya? Böyle bir şey var elimde. Keşke ne olduğunu anlasam. Kız her tarafa Rusça yazmışsınız. Bir iki gram Türkçe yazın. Ha burada İngilizce yazıyor. Bizim Türkçemiz değil mi? Niye burada yazmıyor? Ne bu ya? Evet arkadaşlar, tarihi geçmemiş. Üçüncü ay var da birkaç gün. Ama bu da bir garip kokuyor ya. Kız bunlar yemek yerken herhalde nefes almıyorlar. Yani bu koku burunlarına falan gelmiyor. Şimdi abur cubur bunlar mesela, değil mi? Abur cubur ne zaman yersin? Televizyon izlerken falan böyle keyif. Sevdiceğinle oturursun film izlerken falan. Kız bunları yiyorsanız hiç hoş değil. Çok üzüldüm sizin adınıza. Bunları demeyeyim gerçi, tatmadım ama şu hologram paket beni çok büyük bir hayal kırıklığına uğrattı. Bakalım bu neymiş? Turta murta tarzı bir şey bu herhalde ya. Baksana. Bölündü bu. Elmalı. Kesin turta bu ya. Hiç sevmem turta ya. Güzel. Şu içindeki elmalı şey. O olmasa, sade bir şey, sadece bundan ibaret olsa çok güzel bir şey acı. Tam böyle neye benziyor biliyor musun? Anne kurabiyesi olur ya. Ha vallahi ona benziyor. İçin hakkında yorum getirmek istemiyorum. Tadesi olsaydı bunun, ha burada gömerdim. Beni duruklara ulaştıran bir tatla daha karşılaşmadım. Ama onların adına dediğim gibi çok üzüldüm ya. Bu abur cuburlarla olmaz o televizyon keyfi. Evet, yine pembe bir paket. Ben artık paketlerin böyle dışına, sevimliliğine falan herhangi bir laf söylemeyeceğim. Çünkü az önce gördük. Bu büyük ihtimal küçük kurabiyeler böyle. Kakaolu. Öyle duruyor. Şurada anladığım kadarıyla. Burada şimdi 11.08.2020 diyor arkadaşlar. Bu üretim tarihi mi acaba, yoksa son kullanma tarihi mi? Kokusu eğer iyiyse denerim. Kokusu yok anam, yine mide bulandırıcıysa hiç dokunmam bile. Halley biliyorsunuz değil mi arkadaşlar? Halley gibi kokuyor. Ama hani bir paket halley değil. 10 paket halleyi aynı anda açmışsın, su burnuna geliyor. Öyle bir koku var bunun içinde şu anda. Çok yoğun bir halley kokusu. İçindekiler de bunlarda. Hayvanlı mayvanlı bir şeyler işte. Dediğim gibi küçük böyle kurabiye tarzı. Evet, kurabiye tarzı. Tıklamalı 3-5 çayının yanına gidecek şeylerden. Bakalım tadına. Tadı da çokillalı ekmeğe benziyor. Güzel mi? Güzel. Şaşırttın mı beni? Yo. Tattığım şeyler yani. Diye çıldırmadım şu anda. Bu üzücü oldu ya. Anam bunların da başka rengi yok mu? Bütün her şeyi pembe bunların ya. Bir mor var. Farklı bir renk göremedim ki. Ya şeffaf kullanmışlar ya pembe. Farklı renkler de var. Onlara da bir ara göz atın. Ay ama bak, bu son şey boğazda kuruluk yapıyor. Açalım pembe paketi. Bir tarihine bakalım. Tarihi nerede lan? 11.02. Geçmiş bu da ya. Bakalım, kokusu kötü değilse deneyeceğim. Bir de bir açıyormuşum, böcekler falan çıkıyormuş değil mi? Akıl sağlığımı nasıl kaybettim diye artık canlı canlı görürsünüz. Al işte, kendi kendime kurdum. Şu an paketi dişimle açmam gerekiyor. Böcek ya ağzıma girerse. Bu ne be? Yok anam, bunlar paketleri yapıyorlar bak, ha yemin ediyorum açılmasın diye yapıyorlar. Kız şu 2 gram yeri açamadım ya. Böyle bir şeymiş. Tatlı gibi gözüküyor. Bu anladığım kadarıyla tuzlu ama. Neden? Benim aşırı kokuya karşı bir duyarlılığım var. Yani şöyle, yoğun atıyorum bir peynir kokusu gelir, ben bayılırım. Atıyorum baharat kokusu gelir, ben yine bayılırım. Bu tarz böyle yoğun kokularda ben gidiyorum arkadaşlar. Yoğun bir baharat var bunun içinde. Ben bunun şekerli mekerli bir şey olduğuna inanmıyorum. Arif baharat dükkanı gibi kokuyor ya. Yok, gideceğim. Rusya'ya gideceğim. Abur cubur üretimine başlayacağım. Ne kadar güzel tatlar var, ne kadar güzel lezzetler var. Almışlar ağızlarına, baharat dükkanı sokuyorlar. Çok yazık. Bunların damak tadı bu mu? Gidiyorlar büfeye, bundan mı alıyorlar bir tane? Çok enteresan ya. Ha şunu almaya yemin ediyorum 2 kuruş para verme. Bu kesin ama sağlıklı bir ürün bu. Öyle düşünüyorum. Çünkü çok sağlıklı ürün tipi var bunda. Sağlıksız ürün dediğin bak mesela buram buram kokar. Şeker kokar. Bunu tatmayacağım arkadaşlar. Hem tarihin bir hayli geçmesi beni tedirgin etti, hem de kokusu beni tedirgin etti. Yani kokusu bir düzgün gelse burnuma yerim. Yedim az önce, gördünüz. Bir de böyle bir şey var. Ne diyor burada? Dobrodoşka. Bakalım. Yok yok, kesin sağlıklı bu da.
Bunun tarihi geçmiş mi? Geçmiş. Ne resmi var bunun üzerinde? Çiçek resmi var. Kız çiçekli mi bu? Hiç anlamıyorum ki. Gösterin neyden yaptığınızı. Yok çiçek var. Çiçekten yapmışlar herhalde. Kokusu yeni kitap alırsın ya. Öyle kokuyor. Kitap yiyormuşum gibi hissedeceğim kendimi sanki. Minicik bir parça aldım. Bütün ağzıma yayıldı. Dediğim gibi bu kesin sağlıklı bir ürün. Küçük küçük tanecikler var içinde. Onlar işte ağzına yayılıyor. Macun gibi ya. Yok yok kesin bak. Rusya'da abur cubur ticaret işine gireceğim. Al işte bu ne? Bu da kesin sağlıklı. Tipinden öyle gözüküyor. Bakın şunun tipine. Sağlıklı ürün gibi duruyor. Üzerinde üzüm değil mi lan bu? Yeşil elma var. Bir de bu kara üzümler var ya arkadaşlar. Herhalde o. Bakalım. Sağlıklı bir şey bu ya. Sağlıksız olsa her tarafından böyle bonibonlar falan fışkırır. Şekerler fışkırır. Bu ne ya? Bunun tarihi ne zaman lan? 2020-12. Ay bu geçmiş arkadaşlar. Vallahi bu geçmiş. 2 ay geçmiş bir de üzerinden. Yesem ne olur ki ya? Şöyle galeta gibi bir şey bu. Ama aradan da 2 ay geçmiş ya. Ne diyorsunuz deneyeyim mi? Ben niye bu videoyu şimdi çekiyorum ya? Pekmezli yoğurdu biliyor musunuz arkadaşlar? Yine onun tadı. O kadar nefret ederdim ki ondan. Bir de böyle buramdan döküldüğünde annem o kaşıkla öyle bir sıvardı ki bütün suratım yoğurt oldu gibi hissederdim. Pekmez tadı var içinde. Hiç hoşlanmam. Tarihi geçmiş ürünleri de yedik ha vallahi. Siz yemeyin. Küçücük aldım gerçi bir şey olmaz da neyse. Ölüyormuşum ölüyormuşum. Ay, yaptığım bu güzel şakadan ötürü hayatta kendime başarılar diliyorum. Evet arkadaşlar bir tane çikolata var. Çikolata kızmış lan bu. Anlayamadığım nokta neden çikolata bu? Dokunduğum kadarıyla. Anlamıyorum çünkü Rusça. Neden bu çocuğun resmini koydunuz? Bunu anlayamadım mesela. Çocuğun vesikalık fotoğrafını almışlar yapıştırmışlar. Maliyetten mi kıstınız? Ya da bu çikolatayı çıkaran kişinin çocuğu mu bu? Onun için mi yapıldı? Ben anlamadım ya. Atıyorum bir çikolata çıkaracağım. Ne bileyim üstüne şöyle bir çocuk koymam yani. Niye çocuk koyayım? Açalım bakalım. Bunun tarihi geçmiş mi? Bir ilk önce ona bakalım. Oh, bu da arkadaşlar 12. ayın 2020. Çikolata zaten. Sütlü çikolata. Artık yedik yani. Bir kırpık da şundan alalım. Ne yapalım? Az az alıyorum. Sağlığımı tehlikeye atamam. Napoliteni biliyorsunuz değil mi? Aynı. Full bizden gitmişler ha. Vallahi bak. Kala kala bu kaldı. Bu da beni doruklara çıkarır diye düşünmüyorum açıkçası. Bakalım. Hayret bu arada ne bir çocuk resmi var üzerinde ne de pembe. Kokusuz bir şey yani. Tarihi beni şüpheye düşürüyor. 19-20 diyor. Ne yapayım? Tarihe ne bakıyorum artık yani? Yedim yiyeceğimi. Böyle bir şey tip olarak. Isıramıyorum ben bunu. Yemin ediyorum bölünmüyor. Tarihi geçtiği için mi? Yok bölünüyormuş. Dişimle ısırdım olmadı lan. Ne dişiniz var sizin balta gibi? Ha şimdi oldu. Yemin ediyorum bizim tuzlu kurabiye. Kopyalamışlar, yapıştırmışlar lezzetlerimizi ya. Evet arkadaşlar, benim için yorucu bir video oldu. Biraz tedirgin edici bir video oldu. Son kullanma tarihlerinden mütevellit. Yediğim kadarıyla söylüyorum, adam gibi hiçbir şey anlamadım. Dadı yok, dızı yok, bir şey yok yani. Kimse kusura bakmasın. Ama hala aklım o çikolatada. Neden o çocuğun fotoğrafı var ya? Bu işte beni düşündürdü. Yaklaşık 2,5 saat boyunca da düşündürür diye düşünüyorum. O zaman ne yapıyorum? Ben gidiyorum. Siz ne yapıyorsunuz? Beni özlüyorsunuz. Dediğim gibi gurmelik videolarını daha çok görmek istiyorsanız like'a, yoruma, abone olmaya tıklıyoruz. Hepinizi çok seviyorum. Diğer videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.